Merhabalar, selamlar. Ben sunucunuz İsa Akova. Bugün fakültemiz 1996 mezunu Bengi Yay, Dizayn ve Mühendislik Direktörü Yiğit Akparlas bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor bu aralar? Neler yapıyorsunuz? Çok yoğun gittiğini düşünüyorum. Mengi Yay bünyesinde devam eden çok büyük ve uluslararası düzeyde yatlar var. Onların teslimleriyle uğraşıyorum. Sizi tanımayan dinleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki 96 yılında TÜ'den mezun oldum. 96 yılında mezun olduktan sonra derhal Tuzla'ya geldim. Tabii ki o dönemki Tuzla bu dönemden çok farklıydı. Daha çok tersaneler vardı. Yat sektörü bu kadar gelişmiş değildi. Küçük tersanelerde kısa süreli çok çalışmalar yaptım. Değişik projelerde çalıştım ama tabii benim çıraklık dönemimdi onların hepsi, öyle görüyorum. Birkaç değişik tersane ve birkaç değişik proje gördükten sonra o dönem çok saygı duyduğum Turan Soyaslan abimiz, o da bizden büyüktür, abimizdir gene meslektaşımız. Onun tavsiyesiyle özellikle yat sektörüne geçtim. O zamana kadar yat sektörüne değildiniz. Hayır, değildim. Bize okulda verilen eğitim, hele o dönemlerde yat tabiri yoktu. Sadece gemi tabiri vardı ve ben de gemi inşaatını gemiden ibaret zannediyordum sadece. Herkes gibi o dönemki. Tabii ki tersanelerde gemi mühendisliğiyle alakalı işler o tecrübeme göre tamir olsun, yeni inşaada olsun. Bir süre çalıştıktan sonra kendi yolumu yata doğru çizmeye başladım. Daha sonra askere kadar, askerliğimi 2000 sonunda gittim, 2001 ortasında geri döndüm. 2000 yılına kadar hem serbest çalıştım birazcık, hem de tersanelerde çalıştım. Yat tersaneleri vardı o dönem. Şimdi artık kapandılar. Kimisi taşındı. Çok değerli tersaneler vardı yat konusunda. Oralarda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum bir süre. Sonra da işte askere gittim. Askerden sonra da gene serbest çalışma hayatıma devam ettim. Ta ki 2019 yılına kadar. Serbest gemi mühendisliği yaptım. Yatlar konusunda baya baya tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Serbest gemi mühendisliği ne demek? Serbest gemi mühendisliği aslında birazcık kanunlar tarafından belirlenmiş bir isim. İmza atmaya yetkili mühendis demek. Gemi Mühendisleri Odası'na üye olduktan sonra öncelikli olarak bu mezuniyetle alakalı bir konumuz, üye olabiliyoruz. Ancak projelerin altına imza atabilmemiz için, bir projeyi hayata geçirebilir, üretilebilir hale getirmek için mevcut mevzuatlarda olan gemi inşaat mühendislerinin bir imza prosesi var. Bu bir süreç. Evet. Bununla alakalı Gemi Mühendisleri Odası'na serbest gemi mühendisliği unvanı almanız gerekiyor. Üyenin dışında. Bir gemi mühendisi odasına üye oluyorsunuz, bir de serbest gemi mühendisi oluyorsunuz. Serbest gemi mühendisi olabilmeniz için de mutlaka bir şirkette veya kendi şirketinizin olması gerekiyor. Buna da bu arada serbest gemi mühendisliği bürosu deniyor. Öyle ayrı bir büro var. Evet, kendiniz kuruyorsunuz. Evet. Bu büronun içinde de sizler bir serbest gemi mühendisi oluyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Sizin imzanız gerçekten değer etmeye başlıyor ve bu kanunlarda yeri var. Evet. Proje bazlı çalışıyorsunuz aslında. Proje bazlı çalıştım. Yıllarca proje bazlı. 300'ün üzerinde projem var. Yani 7 metreden düşün 40 metreye kadar. Ki şu anda bünyesinde çalıştığım firmaya bile dışarıdan hizmet vermişliğim oldu 2002'lerde falan. Serbest gemi mühendisi olarak. Serbest gemi mühendisi olarak, evet. Evet. Bu öğrencilik serüveninizden uzunca bir sektörde mühendis serüveninize elbette konuşacağız ama onu daha öncesine ekmek istiyorum. İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi'ne siz hangi rüzgar attınız? Çok değişik bir rüzgar olduğunu düşünüyorum. Bir kere bilmeden girdim. Gerçek ve biraz da utanıyorum bunu söylemekten. Bilmeden girdim. Babam o dönemlerde devlette çok da yapılmayan bir iş olan deniz deşarj işi yapıyordu. Yeni başlamıştı bunlar. İlk defa duydum. Evet, sahil şehirlerinin kanalizasyon şebekelerini belli prosedürlerle denizin altında boru döşeyerekten belli bir arıtmadan geçip ama yüksek maliyetli olmayan bir arıtma sisteminden geçip bir kolektörde toplayıp denizin altına belli bir açıklığa kadar boru döşedikten sonra bunu denize serbest olarak verebiliyorsunuz. Bunun doğaya hiçbir zararı yok. Hatta ekolojik sistemde yeri de var.
Türkiye'de olmayan bir şeydi bu. Babam bu konuda böyle bir ihale almıştı. Müteahhitlik yapıyordu o dönemde. O sırada Deniz'le tanıştım. Gerçekten Deniz'le tanıştım. Nerelisiniz bu arada? Ben kütük olarak Gaziantep gözükmekle beraber doğma büyüme İstanbul'daydım. Evet. Ama uzun dönemler Gelibolu'da yaşadım. Onu da söyleyeyim yani. Babam beni Deniz'le bu şekilde tanıştırdıktan sonra ben Deniz'in sadece içine yüzüp ondan sonra da çıktığımız bir yer olmadı biliyorum. Orada Evet. bazı inşalar gördüm. Bazı yapılar varmış. Üzerinde bir şeyler yüzüyormuş. O yüzden şeyler bazen işe yarıyormuş, bazen lüks amaçlıymış, bazen balık tutmakmış. Evet. O zamanlar tanıştım açıkçası. Ve tabii baba mesleği olan, babam inşaat mühendisiydi. Baba mesleği olan sınavda bütün mimarlık ve inşaat fakültelerini yazdım. Bizim dönemimizde sınava girmeden önce tercihler yapılırdı. Böyle bir 15-16 tane tercih yapılırdı. Ben bunlardan 12 tanesini doldurdum. Ve babam geldi bana dedi ki bir gün, İTÜ gemi inşaatını da bence yazmalısın dedi. Ben de onu kırmamak için yazdım. Ve bayağı yüksek bir dereceyle oraya girdim. Biraz enteresan oldu benim için. İlk yıllar bayağı şaşkınlıkla geçti. Ama sonra özellikle İTÜ'nün yetiştirdiği mühendisin ne olduğunu Evet. anladığımı düşünüyorum. Çalışkan bir öğrenci miydiniz? Yok, Öğrencilikleriniz kesinlikle nasıl değil. geçti genel olarak? Çok eğlenerek geçti. Harikaydı. Harikaydı. Çok çok keyifli bir ekibimiz vardı. Yakın yerlerde yaşıyorduk. Bununla alakalı olarak beraber ders çalışıyorduk. Beraber dersi kaytarıyorduk. Beraber her türlü vakti geçirdik ve açıkçası beraber de büyüdük. O yüzden o şu anda hangi günleri özlüyorsun diye sorarsan kesinlikle o günleri özlüyorum. Müthiş keyifliydi. Sınav zamanları çok çalıştık. Aşırı çalıştık. Sınavlardan kaldık, bütünlemelerde geçtik. Bütünlemelerden kaldık, bir daha başka sınavlarda geçtik. Gerçekten sınav zamanı. Sadece ve sadece sınav zamanı çalıştık. O finallerin bulunduğu haftalar dediğimiz haftalarda. 2 gün uykusuz kalır mı? Evet kaldık. Gerçekten biz o günleri yaşadık ama çok güzel günlerdi. Evet. Gerçekten çok güzel günlerdi. Her sınavı, her dersi en az 2-3 kere aldık. O kesin yani. O net. Yani hiçbir şeyimiz yok. İçimizde bir tek arkadaşımız vardı. Onun da buradan adını söylemek istiyorum kendine. Sencer Güner. Selamlar buradan. Çok büyük selamlar kendisine. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O her sınavı geçti. Biz onun arkasından geldik hep. Evet. Maşallah. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda siz gidin, fotokopiciniz yok mu aynı? Mehmet abi. Mehmet abi. Sencer Güner'in notları hala orada. Duruyor mu? Hala orada. Hadi canım. Kesinlikle öyle. İnci gibi yazılı bir tane notlar vardır, ders notları. Gerçekten onlardır hala. Gideceğim, alacağım Mutlaka alın. kesinlikle. Peki şeyi soracağım. Şimdi kendime kıyaslamak adına. Benim şu an üniversiteden arkadaşlarım var. Yakın arkadaşlarım da var. Sürekli vakit geçirme arkadaşlarım da var. Onlarla ileride görüşecek miyim acaba? Siz şu an görüşüyor musunuz arkadaşlarınızla? Buradan bir kıyaslama yapayım kendimle. Biraz zor. Biraz zor. Yoğunluktan dolayı mı? Açıkçası yoğunluktan dolayı olduğunu söyleyemem. Çünkü görüşenler var. Fakat burada öncelikler değişiyor. Okuldan sonra iş hayatına girdiğiniz zaman herkesin kendi önceliği var. Kimi dostlarım var, çok seviyorum. Yani bir araya bir yerde şans eseri dahi bir araya gelsek sanki bir gün önce karşılaşmışız gibi. Evet. Aynı hem eski günleri yad ediyoruz hem aynı sevgi ve saygı devam ediyor. Bazı arkadaşlarım var hiç Tuzla'da değiller. Bazı arkadaşlarım var Tuzla'dan çık. Bazı arkadaşlarım var mesleği külliyen değiştirmişler. Dedim ya öncelikler fark ediyor. Kimisi aileye çok önem veriyor. Evet. Kimisi mesleğe çok önem veriyor. Kimisi ticarete çok önem veriyor. O yüzden de bir araya gelmek gerçekten zor Biraz oluyor. zorlaşıyor demek ki. Zorlaşıyor. Ama merak etmeyin o dönemki işte 4 sene 5 sene neyse o dostluklar ve hatıralar hiç unutulmuyor. Evet. Hiç. Liseyi unuttum ama onu unutmadım. Biz de hatıra biriktirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kampüste en çok nerede vakit geçirdiniz? Favori mekanınız Kantin. neresiydi? Direkt kantin. Direkt kantin. Bu arada çocuklar şöyle de bir olay vardı. Bizim dönemimizde Ayazağa kampüsü gerçekten inşaat halindeydi. Şimdiki gibi yollar, yani çevre düzenlemesi, binaların hiçbiri de yoktu. Şimdi bunlar olmayınca şunu da kabul etmek lazım. Bir binadan bir binaya yürüyerek gitmek, hele bizim binanın yerini düşünün, en uçtaydı o zamanlar. Hala. Çok da keyifli değil. Neyse ki kantinimiz o dönem çok iyiydi. Çok iyiydi gerçekten. Şu an kantinimiz yok gibi bir şey yani. Evet. Ne yazık ki. Ama tabii içeride bildiğim kadarıyla şey geçiyor, otobüsler geziyor. Ringler var Tabii. evet.
Bizim dönemimizde yoktu öyle bir şey. 20 dakikada bir ring kalkıyor. Kampüsün her yerine ringle Harika, gidebiliyoruz. harika. Gerçekten büyük. Öğrencilik hayatınızı cidden çok merak ettim. Okul hayatınız boyunca hiç unutamadığınız bir anınız var mı? Evet, bu konuyla alakalı çok çok benim için enteresan bir anı. Baştan da söyledim, açıkçası bu fakülteyi ve bu mesleği bilmeyerek girdim. Sonra İTÜ'de mühendis olmayı ve mühendislik eğitimi almayı öğrendim. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim, gerçektir bu. Son sınıfa kadar ben bu mesleği yapmayacağım dedim. Bu eğitimi alacağım ama bu mesleği yapmayacağım dedim. Mühendislik eğitimi, İTÜ'nün mühendislik eğitiminin çok çok iyi olduğunu zamanla göreceksiniz bu formasyonu. İTÜ'den herhangi bir mühendislik dalından mezun olan bir öğrenci, şunu size söyleyeyim, çıraklık dönemi atlattıktan sonra Türkiye, çocuklar bunu da bilin gerçekten, çok değişik ülkelerde ve coğrafyalarda fiziksel iş yaptım. Dünyanın her yerinde mühendislik yapabilir. Net olarak size bunu söyleyeyim. Ve benim de hayalim baba mesleğine devam ettirip inşaat, mimarlık, çizime yeteneğim var dedim. Bundan devam ederim diye düşünmüştüm. Ta ki son sınıfa gelene O kadar. kırılma noktasını çok merak ettim. Evet. Kırılma odası, kendisini şu anda saygıyla ve rahmetle andığım Sayın Yücel Odabaşı. Yücel Hocam o dönemin bana göre, birçok öğrenciye göre de, birçok tersane sahibine göre de Tuzla'nın en kudretli akademisyeniydi. Hem fakülte hem de Tuzla'da tersanelerde çok ciddi bir etkisi vardı o dönemlerde. Zaten çok donanımlı bir insandı ve biz hepimiz ondan korkardık ve titrerdik okuldayken. Onun bambaşka ayrı bir odası vardı. Kocaman, yani bizim ev kadar falan bir onun bir odası vardı. Diğer akademisyen hocalarımız, çok değerli hocalarımız var tabii ki de, onların odaları tipik devlet memuru odasıyken bunun bambaşka bir odası vardı. Konu şudur, dersin adı tersane. O dönem bana göre çok gereksiz bir ders. En çok kaytarılan ders. Ben de diğer akıllı arkadaşlarım gibi kaytarmaya çalışıyorum. Hatta öyle bir kaytarıyorum ki yoklama zorunluluğu var. Arkadaşlarımıza İmza. imza attırıyoruz. İstiyorsanız bu tarafı kesin. Yücel Hoca'nın bir asistanı var. İsmini şu anda hatırlayamadım. Çat diye yakalandım. Ve işin kötü tarafı, okulda değilim. Şehir dışına çıkmışım. Bana bir şekilde arkadaşlarım ulaştılar o cuma günü ve dediler ki yakalandın. Pazartesi günü Yücel Odabaşı senin odasına Eyvah bekliyor. eyvah. Ben tabii o cumartesi pazarı nasıl geçirdiğimi tahmin edersin çocuklar. Pazartesi günü gittim. Odadan içeri girdim. Titrediğimi hatırlıyorum. Bakın, gerçekten fiziksel olarak titrediğimi hatırlıyorum. Karşısına oturdum. Böyle kocaman bir masa. Onun da karşısında kocaman bir koltuk. O koltuğa oturdum. Kendimi küçücük hissettim o odada. Çünkü bana kükremeye başladı. Ve çok kızmıştı. Tabii yaptığım çok büyük bir yanlıştı. Ve bana dedi ki, ya seni okuldan atacağım ya da sana dedi bir görev vereceğim. Bunu bana yapacaksın dedi. Dedim, yani pek de seçim şansım yoktu tabii Evet, ki. Tabii ki dedim, görevi yapayım. Görevin tanımı şuydu. Şimdi tersane kapandığı için, o dönemlerde küçük bir tersane olan Gemyat diye bir tersane var. Orada Kıbrıs hükümetine bir Roro gemisi yapılıyor. Bu Kıbrıs hükümetine yapılan Roro gemisinin danışmanı Sayın Hocamız. Bana verilen görev şu: sınavım olmadığı, okulun olmadığı hafta sonları da dahil olmak üzere Tuzla'ya geleceğim. Bu tersaneye gideceğim. Bu tersanede bir fiil rapor tutacağım. Bu raporları da hocama teslim edeceğim. Zaten hocamın orayı ziyaret süreleri işte belki sözleşmesine göre ayda bir, 2 ayda bir. Ben her hafta sonu orada olmak zorundayım. Yani haftanın, ayın herhalde 2, 4, 6, 8, 10 günü falan orada geçirmek zorundayım. Ben önce bunu çok kolay bir şey zannettim. Kabul ettim tabii ki hemen. Koşa koşa mutlulukla çıktım. Ve ilk hafta sonu Tuzla'ya gelmeye çalıştım. Gerçekten şaka yapmıyorum ama yol yoktu denir ya, yol yoktu. Evet. Gerçekten yol yoktu. Çamur içinde kalırdınız. Zaten araba diye bir şey söz konusu değil. Ve ben geldim. O küçücük tersanede iptidai şartlarla yapılan tersanede çalışmaya başladım. Fakat hocam şöyle bir şey de yapmış. Oraya telefon açmış. Demiş ki, bir öğrencim geliyor. Kendisi cezalı. Ona her türlü şey yapabilirsiniz. Evet. Eyvah eyvah diye başlayan hikaye. Bilmiyorum neden, nasıl oldu böyle bir şey ama orada tanıştığım bir proje yöneticisiyle, kendisinin ismini de buradan söyleyeyim, çok saygı duyduğum bir insan. Bu meslekte benim kalmamı sağlayan ikinci insan Murat Birecik diye bir kişi var. Onunla tanıştım. Yücel Hoca beni ona emanet etmiş ve istediğini yapabilirsin diye. Geldim. Sintine'de
Gerçekten bracket sayarak başladım bu işe. Puantaj tuttum. Saç sayımı yaptım. Aklınıza gelebilecek her türlü en alt işi yaptım. Fotokopi çekmek de dahil olmak üzere. Gerçek bir stajyer gibi. Ve ben her hafta sonu bir rapor hazırlayıp Yüce Hoca'ya teslim ediyordum. Bununla alakalı projenin gidişatını teslim ediyordum. Belli bir süre sonra benim bilgisayar destekli çizim, yazılım programları, o dönemin tabii işte Microsoft ofisinden bahsediyoruz. Bunlara Evet. hakim olmamdan dolayı tershane yönetimi ve sahipleri bana başka görevler de vermeye başladılar orada. İhalelere hazırlanmaya başladım. İhale dosyaları hazırlamaya başladım. Daha sonra bu iş o kadar enteresan bir noktaya geldi ki ben Yücel Hocama rapor hazırlamak benim günümün sadece %10'unu alıp ben diğer %90'ını tersaneci bir fil çalışmaya başladım. Ankara'ya gidiyordum, müsteşarlığa gidiyordum, Kıbrıs'a gidiyordum, en üst düzey toplantılarda bulunuyordum. O şekildeydim gerçekten. Bayağı yükselmişsindir. Evet, çok sevdiler beni ve bana o dönemin en yüksek mühendis maaşını veriyorlardı o dönem. Ki mühendis bile değildim ha. Öğrencisiniz o Evet, zaman da. öğrenciyim. Ve hatta şöyle de bir şey vardı, onun esprisini de yapayım size. Bu kadar düşük, yani diplomam yok. Bana resmi de asgari ücret gösteriyorlardı aşağıda. Çünkü diğer mühendislerle sorun çıkmasın diye. Patron elden prim adı altında bana şey veriyordu. İstiyorsanız bu kısmında kesin ama bu gerçek böyleydi. O senenin sonunda bir iyi bir kötü bir şey oldu. Ben bu sektöre aşık oldum. Kötü şey okul uzadı. O sene benimle beraber okula girenler işte Sencer Güneyerler ve diğer bütün arkadaşlar mezun oldular. Ben olamadım. Bir sonraki sene. Ve Yücel Hoca beni mezuniyet yemeğine çağırdı. Dedim hocam ben şey yapmadım dedim. Bitirmedim dedim okulu. Ama dedi görevini tamamladım dedi. Orada bana bir konuşma yaptı herkesin içinde. Beni kürsüye çağırarak. Çok duygulandım. Hatta gerçekten gözlerim çok doldu. İşte o gün bugündür buradayım. Çok etkileyici bir hikaye ya valla. Bir üzüntüler bir yandan sevinçler. Ben de çok etkilendim gerçekten. Mezun olduktan sonraki iş atama sürecinden birazcık bahsedebilir misiniz? Kendim için bir bahsedeyim. Aslında benim kendim için bahsedeceğim. Çünkü bir de diğer arkadaşlarımın da Evet, nasıl çok kısa olduğunu bilmem bahsetmişsiniz gerekir. zaten. Kendim için zaten biraz önce anlatmış olduğum olaydan dolayı ben zaten başka yere gitme şansım yoktu. Çünkü dediğim gibi bir kör kütük aşık olmuştum bu sektöre. Zaten ben buraya gelecektim. Başka bir şansım yoktu. Diğer arkadaşlarım nasıl yaptılar bu konuyu? O dönemlerde gerçekten buranın fiziki şartları, fiziki çalışma şartları çok kötüydü. O dönem bir kısım arkadaşlarım klas kuruluşlarına gittiler. Çünkü hakikaten daha insani koşullar vardı. Bir mühendisin yaşama tarzı, yaşayabileceği, çalışabileceği. Bir kısım şeye gitti, armatörlerin kurmuş olduğu nakliye şirketlerine gittiler. Onlar da ciddi mühendise ihtiyaçları vardı. Tabii sektörü bırakanlar oldu. Birkaç tanesi yatta kaldı. Gemi sektörüne giren çok az arkadaşım vardı. Siz de biliyorsunuz mesleğin ilk yılları çok 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 zorludur. Gerçekten zorlu süreçlerden geçti. Özellikle Tuzla'nın içine tersanelerde çalışmış olan arkadaşlarım. Buna herkes hazırlıklı olsun. Bu arada bana göre her türlü mesleğin ilk 5 yılı çok önemlidir ve Evet. zorlu geçmek zorundadır. Ben buna çıraklık diyorum. Çıraklık Bu demiştiniz. çıraklık olmadan şu anda ülke olarak başarılı olmamızın ihtimali yok. Buna inanan bir düşünce yapısına sahip. Evet, kesinlikle. Peki şu an yeni mezun gemi inşa mühendislerini nasıl bir sektör bekliyor? Çok güzel bir sektör beklediğini düşünüyorum. Öncelikli olarak çalışma koşulları çok güzeldi, çok insanileşti. Çok değişik dallar da girdi bu işin içine. Yan sanayi girdi mesela. Yan sanayide eskiden gerçekten mühendise ihtiyaç yokken, şimdi mühendisi olmayan yan sanayi, yedek parça üreticisi, aksesuar üreticisi, ekipman üreticisi herhangi bir tersaneden içeri giremez halde. Mümessillikler geldi. Bu mümessillikler Türkiye'de yabancı markaların mümessillikleri gelince ekipman mümessillikleri tabii teknik servisiyle beraber gelmek zorunda kaldı. Doğal olarak orada da mühendislik ihtiyacı var. Satış artık tersane sahipleri projelerini proje mühendisleriyle yönetiyorlar. Proje mühendisi de satın aldığı ürünü kendisine anlatılırken bir mühendis tarafından anlatmak istiyor. Evet. Çünkü mühendislik soruları soruyor. Burada fiyattan çok teknik detaylar önemli. Evet. Design bence çok güzel noktalara geldi. Hem mühendislik hem estetik design. O yüzden şu andaki mevcudumuz okul mevcudu iki katına çıksa iki katı da iş bulur. İki O katını kadar sana kaldırır söyleyeyim. yani. Rahat rahat kalır. Rahat rahat kalır.
Peki hazır okuldan konu açılmışken uzun yıllar sektör tecrübenize dayanarak bu soruyu sormak istiyorum. Sektörde İTÜ'lü bir gemi mühendisi öğrencisinin ne gibi farkları oluyor? Yani çok uçuk bir fark olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Haksızlık yapmak istemem ama sizin de yorumunuzu çok merak ediyorum. Maalesef. Evet. Sana katılmak isterdim ama değil. İTÜ'lü olmak bambaşka. Bunu belki bir kibir olarak alın. Belki bir aşırı özgüven olarak alın ama ben bunu zamanla gördüm. İTÜ'de almış olduğunuz mühendislik formasyonu ve disiplini size Türkiye'de üretim sektöründe her yerde iş verir. Bugün gemi inşa mühendisi olmanıza gerek Tuzla'da çalışmak için. Net olarak söyleyeyim size bunu. Şaka yapmıyorum gerçekten de. İTÜ inşaat mühendisi olsanız da bu sektörde iş bulursunuz. Gönül vermiş olmanızla alakalı tabii. Bu arada İTÜ kimya mühendisi de olsanız bu sektörde iş bulursunuz. Ki benim birçok kimya mühendisi tanıdığım vardı bu sektörde iş yapan. İTÜ'lü olmak biraz ayrıcalık. Özür dilerim. İstiyorsanız kesin bu kısmında. Maalesef alçakgönüllük yapamayacağım. Alçakgönüllük yapamayacağım. Çünkü İTÜ benim karnımı bu dakikaya kadar doyurdu. Emin olun okulu kaçıncılıkla bitirdiğiniz, kaçıncılıkla girdiğiniz hiçbir önemi yok. İTÜ dediğiniz zaman akan sular duruyor. Özellikle mühendislikte. Her türlü mühendislikte. Bu konuda hiç alçakgönüllük yapmayın çocuklar. Hiç. Çok teşekkür ederiz değerli yorumunuz için. Yani böyle şeyler duymak bizim de motivasyonumuzu arttırıyor. Bizi olduğumuz okuldan ötürü gururlanmamızı sağlıyor. Biraz da sizin gelişim sürecinizi merak ediyorum sektörde. Şu an bulunduğunuz konuma sizi getiren en önemli etkenler nelerdi? Mesela az önce sektörde kalmanızı sağlayan, o kırılma noktasını ilk başlatan kişinin Yücel Ovaşı olduğunu öğrendim. Yani bu bence çok önemli bir etken. Belki size çok şey öğretmiştir. O yaşadığınız bir sene boyunca tersaneye sürekli gidip gelmeniz ve hocanın size kürsüde konuşma yapması. Onun dışında ondan sonraki süreçte mezun oldunuz artık ve şu an Mengiay'da Dizayn ve Mühendislik Direktörüsünüz. Yani bu sürece gelene kadar neler yaptınız veya bu süreç nasıl desem en önemli etkenler neler buraya getiren? Tam olarak bunu sormak istiyorum aslında. Peki şöyle söyleyeyim. Birçok arkadaşla karşılaştım. Genç. Bunları bu sektörün gerçeklerini anlattırmaya çalıştım. Yani benim sevgim ve ilgim haricinde bu sektörde başına gelecekleri de anlatmaya çalıştım. Kimisi kaldı, kimisi gitti. Devam etmediler. Şimdi başka arkadaşlarım da var, genç arkadaşlarım da var. Bu bir sevda veya aşırı ilgi veya aşk diyeyim buna. Bu başka bir şey olamaz. Bunu sevmekle alakalı bir konu. Çünkü şöyle bir şey var. Bu yaptığınız yapı denize iniyor ya. İşte o dakikayı beklemek büyük bir heyecan. O bir adrenalin gerçekten. Bazen sizin çizmediğiniz bir tekne oluyor. Ama projesini yürüttüğünüz bir tekne oluyor. Bazen her şeyini sizin çizdiğiniz bir tekne oluyor. Onun denize inişini seyrediyorsunuz. O çok değişik ve hiçbir sektörde olmayan bir şey. Zannediyorum uçaklarda vardır bu konu diye Evet. düşünüyorum. Çünkü karada yapıyorsunuz bir ürünü, suya atıyorsunuz. Ve o koskoca cismin suda sizin hesaplarınızdaki gibi durmasını hayal ediyorsunuz. Evet. Çok değişik bir beklenti içindesiniz bir süreçte. Bazen küçük tekne olduğu zaman 6-7 ay, işte bazen 2 sene bekliyorsunuz. Ve bu beklemenin sonucunda mutlaka bir heyecanla karşılaşıyorsunuz. Sürekli bir devinim içinde. Ben 10 sene önce yapılan teknelere baktığım zaman şimdikilerle arasında dağlar kadar fark görüyorum. Artı çok niş bir meslek. Dünyada da öyle. Bugün herhalde dünya üzerindeki gemi inşa mühendislerinin sayısını toplasanız gerçekten ne kadar az olduğunu Evet. görürsünüz. Bu çok özel bir şey. O yüzden bu sektör ya çok sevilir ya da hiç sevilmez. Maddi beklentilerinizi biraz düşük tutarsanız çok güzel bir sektör. Evet. Müthiş keyifli bir sektör. Dediğim gibi bir evlilik gibi bir şey. İnişleri var, çıkışları var. Güzel günleri var, ağladığınız çok günleri var. Evet. Ama karşılığında işte o suya iniş anı çok çok enteresan. Evet. Çok O enteresan. aslında biraz daha motivasyon artırıp bağlıyor gibi bir şey Kesinlikle yani. o. Motivasyon, evet. Peki o noktaya gelmek isteyen biz gemi inşa mühendisleri öğrencileri öğrenciyken kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Her şeyi merak edin. Her şeyi merak edin. Gelin, gidin buralara. Bu sektörde, bu dükkanların içinde sizlere her zaman yer var. Bizler diğer sektörleri çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla hiçbir zaman gerçekten kurumsal şirketler değiliz. Olamayız da zaten. Çünkü ürettiğimiz ürünün kurumsallıkla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen buraya gelin, bunları görün, içine girin. Özellikle üretim esnasında yaşananları görün. Denize inişleri takip edin.
Fuarları gezin, çok önemli. İnternette bol bol bakın. Ama fiziksel olarak buraya gelmek çok iyi. Evet. Çok iyi. Bu kokuyu tatmanız lazım. Bunu Yani düşünüyorum. okulda teorik olarak gördüğümüz şeyleri burada aslında fiziksel olarak gördüğümüz zaman. Her şey o zaman değişiyor. Evet. Gerçekten işte şöyle söyleyeyim. Bir A3 kağıdına sığdırdığınız bir ürünün işte 50 metre olduğunu ve karşınızda yükseldiğini gördüğünüz zaman Evet. işte o çok enteresan bir şey. Üstüne üstlük de o işte 500-600 tonluk ürünün kaya kaya suya inişini gördüğünüz zaman o içinize aldığınız ürperti Evet. çok değişik bir duygu. Yani bunu anlatırken bile gözlerinizdeki ışıltıyı Evet. görebiliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım biz de yakın zamanda mezun oluruz ve aynı şeyleri yaşarız İnşallah, diyelim. inşallah bekleriz sizi buraya mutlaka. Teşekkürler. Peki spesifik olarak yatla konuşmak istiyorum. Yat üzerine. Kendim için konuşmayacağım. Yat ile ilgilenmek için arkadaşlarım için konuşuyorum. Dizayn ile uğraşmak istiyorlar mesela. Öğrenciyken mezun olunca yat dizayneri olmak istiyorlar. Öğrenciyken nereden başlamalılar? Önce program öğrenmeliler, yoksa derslerine mi yönelmeliler, yoksa bir iş bulup işte mi çalışmalılar? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yat dizaynerının bizim okuduğumuz okulla bir ilgisi yok. Bir gerçeği bu kabul edelim. Designer demek bambaşka bir şey Evet. demek. Biz mühendisiz. Mimarız, mühendisiz ama biz designer değiliz. Özellikle yat dizaynı, yat tasarımı diyelim biz bu konuya. Bir kere bir yetenek istiyor öncelikli olarak. Tabii ki bazı teknik bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Ama tasarım işi zaten özünde yetenek ister. Bakmayın şu andaki eğitim sisteminde tasarım fakültelerine matematik bilgisiyle alıyorlar ama bu çok yanlış bir şey. Evet. Öncelikli olarak yetenekli insanların bu sektörde olması lazım bahsettiğiniz yerde. Yetenek geliştirilebilir mi? Evet, yetenek geliştirilebilir. Bu neyle olacak? Daha çok yat görerek, daha çok görerek, daha çok görerek, daha çok görerek. Yani bir iki tane değil, on binlerce yat görmeniz lazım. Tasarım ondan sonra belli bir noktaya gelebiliyor. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bugün herhangi bir şeyin aklınıza ne gelirse, bazen bir inşaat, bazen bir heykel, bazen bir sanatsal yapı, onun da tasarımını yapan sanatçı diyeyim ben ona veya tasarımını yapan kişi ilk çizgisinde bunu bulmamıştır. Evet. O yüzden özellikle tasarım diyorsanız bir kere CAD/CAM programlarının tamamına hakim olacaksınız. Yani bir iki programda kesinlikle çok üst düzey noktaya gelin ama ben dizayn büroya arkadaşlarla iş görüşmeleri yaptığımda yani bir kere en az iki programı çok iyi bilmelerini istiyorum. Ama diğer bütün tasarımsal programların tamamlarını da az da olsa kullanabilmelerini istiyorum. Tahmin edeyim. Tasarım konusunda özellikle yat tasarımı konusunda daha çok yayınlar yabancı dilde. O Evet. yüzden yabancı dil olmazsa olmaz. %100 olarak yabancıdır. Bütün fuarlar ziyaret edilmeli. Daha çok dergilere abone olunmalı. Bununla alakalı online olan veya basılı her türlü dokümantasyon ellerinin altında olmalı. Ve daha çok tekne görecekler, daha çok tekne Evet. görecekler. Zaten tasarım da sürekli değişen bir konu. Biraz önce de söylemiştim. 10 sene önceki tasarımlar farklıydı. Şimdiki tasarımlar farklı. 10 sene sonraki tasarımlar bir daha farklı olacak. Evet. Bugün otomobil sektörüne bakın. Her 5 senede bir neredeyse araçların tasarımları değişmeye başladı. Evet. Bizim okulumuzun yat tasarım okulu olmadığını bilirlerse, beklentilerini buna göre ayarlarlarsa daha rahat ederler. Evet, biraz Yetenekli da olmadan aldıkları mühendislik eğitimiyle iyi tekne tasarlayacaklarını zannetmiyorum. Yetenek şart. evet. O zaman ilk şart olarak yetenek, ikincisi de kişisel çaba diyebiliriz Çok aslında çok kesinlikle. çok. Çünkü yetenek de geliştirilebilen bir şey. Evet. Şu an biz Mengiyay tersanesindeyiz. Bilmeyenler için Mengiyay ne yapıyor? Çok kısa bir cümleyle özetleyeyim. Uluslararası düzeyde her tasarımı ödül listesine girecek yatlar üretiyor. Evet, şu anda inşasını gördüğümüz bir yat var yanımızda. Yani gayet etkileyici ortam var burada. İçeride küçük yat maketleri var. Her şey çok cool ve karizma diyebiliriz yani. Ben kişisel olarak merak ettiğim bir soru sormak istiyorum size. Kayıt almadan önce hatta şuradan başlayayım. Dün gece ben sizin internet sitenizi gördüm ve çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ve oradaki sizin kendi kişisel portfolyonuzu da gördüm. Kayıttan önce konuştuğumuzda da internet sitesini kendinizin hazırladığını Evet. söylediniz. Nereden merak sardınız? Hobi. Yazılımcılığı çok severim. Eğer şu anda beni bu sektör bırakırsa, yani artık sana iş vermiyorum derse, belki yaşımdan dolayı yazılımcılık yapmak istiyorum. Seviyorum.
Seviyorum. Evet. Yazılım yapmayı çok seviyorum. Nereden merak sardınız? Çok çok eskiden şöyle Türkiye'ye daha bilgisayarlar yeni gelmeye başlamış. Kişisel bilgisayarlar yeni oturmuşken. Bilgisayar merakım vardı. Gerçekten o Commodore 64'ü alıp onda bilir misiniz bilmiyorum onların bazı dergileri çıkardı. Onlarda kodlar yazılırdı. Örnek kodlar vardı. Her birini tek tek yazıp sayfalarca kodu satır 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 alta yazıp ne olacağını bekleyen bir tiptim. Seviyordum. Bununla birlikte tabii bilgisayar ve bilgisayar destekli yazılıma da bir anda şey yaptım, ilgi duymaya başladım. Bizim Arduino ile dönemde birlikte mi yoksa sadece yazılım kısmında mı? yok, şöyle oldu. Commodore 64'ten sonra diyelim. Onda sadece çünkü oyun yazabiliyordunuz, başka şeyler yapamıyordunuz. Çünkü joystick ve klavye vardı sadece. Daha sonra başka kişisel bilgisayarlarım oldu. Biraz daha profesyonel. Daha sonra AutoCAD'le tanıştım. Lütfen bunu internette arasın arkadaşlar. İlk ben kullandığım AutoCAD 2.6 idi. 5 çeyrek floppy disklerle kurulurdu. AutoCAD 2.6. 2.6. Bir baksınlar bakalım 5 çeyrek floppy disketler neymiş? Nasıl çizim yapılıyordu AutoCAD 2.6'da? Bunlarla başladım. Merak saldım. Ondan sonra da zaten her çıkan yeni programı bilgisayarıma yükledim. Deneme sürümünü baktım. Hoşuma gitti. Onun detaylarını öğrendim. Ondan sonrakine geçtim. Ondan sonrakine geçtim. Ondan Sizin sonrakine için bir geçtim. tutkuymuş aslında AutoCAD Tamamen kullanımı. tutku, tamamen Evet. tutku. Benim bilgisayarım olsun yanımda, internete de bağlı olayım yetiyor benim için. Gerçekten yetiyor benim için. Oturup Ya çizim yapmam, yazılım yaparım. Evet. peki işten arta kalan vakitlerinizde kendinize, ailenize ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Aileme vakit ayırmak istiyorum. Kendime olan çok işi kendime ayırdım diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, işte sadece iş değil, zevk aldığım için Evet. kendime de vakit ayırmış oluyorum. Ondan sonraki vakti ailemle geçirmek için. Ne kadar alıyorum? Yol beni çok üzüyor. Gerçekten günde gidiş geliş 3 saate yakın vakit harcıyorum. Bu durumda hafta sonunu ailemle beraber geçiriyorum. Geziyoruz. Dışarıda yemek yemeyi çok seviyoruz. Biraz pahalı olmasına rağmen. Ama beraber vakit geçirmeyi. Evet. Evde oturup dizi seyretmeyi çok seviyoruz. Tamirat yapmayı çok seviyorum. Tipik bir aile babasıyım. Kayıtın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle işte geçen haftalarda beni çağırmış olduğunuz etkinlikten çok çok etkilendim Gemi özellikle. Mühendisliği Günleri Evet. etkinliğimiz. Çok çok etkilendim. Çok duygulandım. Hatta o kadar duygulandım ki siz düzenleyenlere karşı buna emeği geçen arkadaşlarıma bir şey de yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Çünkü o sektörü o şekilde bir araya getirebilmiş olmak, o çaba, özellikle ülkenin içinde bulunmuş olduğu şartlarda o kadar çok debelenmeleri, koşturmaları gördüm orada. Fiziki olarak çok yoruluyorlardı aynı zamanda. Okullar açık bu arada. Gerçekten çok takdir ettim. Çok mutlu hissettim orada kendimi. Özlediğim yerlere gene geri getirdiniz beni. Teşekkür etmek istiyorum Çok size. onore olduk. Çok teşekkür ederiz Ben güzel teşekkür ederim. düşünceleriniz için. Yiğit Bey çok teşekkürler. Bize vakit ayırdınız. Konuk olmayı kabul ettiniz ve fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Çok değerliydi bizim için. Arkadaşlar bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.